Yakından Osmanlı Rus Savaşı'na gelmiştik. Tabii dönem 2. Abdülhamit döneminin başları. Yani 2. Abdülhamit dönemi yeni yeni arkadaşlar bu dönemde ne yapmış? Başlamış ve tabii bu dönemde neler olmuş onlara bakacağız. Meşrutiyetin falan ilan edildiği dönemler. 1876'da ilan edildi biliyorsunuz meşrutiyet. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Tabii Osmanlı Rus Harbi çıkınca Ruslar sürekli saldırganlıklarını artırınca 2. Abdülhamit meşrutiyet kaldırıyor arkadaşlar. Birazdan yine buna değineceğiz. Şimdi burada Ruslar bize saldırınca biz İngiltere'den yardım istemişiz. İngilizler hani güya denge siyasetiyle bizim topraklarımızı korumaya çalışıyor ya. Hani Rusya'nın sıcak denizlere inmesini engellemek için. Tabii bu dönemde arkadaşlar biz Rusya ile mücadele ediyoruz. Bakın burada Osmanlı geliyor. Osmanlı elinde bir kab var. Kab. İçinde de rokası var. Bakın rokasını görüyorsunuz. Ve bu dönemde Rusya bize saldırıyor arkadaşlar. Ama İngiltere bize verdiği sözleri yerine getirmiş. İngiltere'ye arkadaşlar bu dönemde bize yardım etmesi karşılığında Kıbrıs'ı vaat etmişiz. Kıbrıs'ı vermişiz. İngilizler Kıbrıs'ı almış ama bize yardım etmemiş. Şu da Ermeni arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamada bunu açıklayacağım. Şimdi şurada yeşil bir köy görüyorsunuz. Biz Rusya ile yapılan savaşı yenilince 93 Harbi'nde İngilizlerden yardım bekliyoruz. İngilizler Kıbrıs'ı alıyor. İşgal ediyorlar. Yani daha doğrusu yardım etmeleri Ruslara karşılığında veriyoruz. Fakat İngilizler bize yardım etmiyor ve Rusya ile Yeşilköy Anlaşması yani bir diğer ismiyle Ayastefanos Anlaşması imzalanıyor. Fakat bu durumdan rahatsız olan İngiltere arkadaşlar bu durumdan rahatsız olan İngiltere devreye giriyor ve Ayastefanos Anlaşması'nı yani Yeşilköy Anlaşması'nı tanımadığını onun yerine Osmanlı ile Berlin Anlaşması'nı imzaladığını söylüyor. Peki bu anlaşmaya göre ne oluyor? Onu söyleyeceğim. Bakın Berlin Anlaşması'na göre arkadaşlar burada Kab vardı. Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya veriliyor. Sus payı olarak. Rokası demiştik. Burada Rokası var. Yani bu ne demek Rokası? İşte Romanya, Karadağ ve Sırbistan gibi ülkeler bağımsızlıklarını ilan ediyor. Bakın Bulgurlar üçe bölündü. Gördünüz mü? Üç tane Bulgur var burada. Bulgaristan üç bölgeye ayrılıyor arkadaşlar. Ve ilk kez Berlin Anlaşması'ndan sonra Ermeni sorunu patlak veriyor. Artık milliyetçilik isyanlarının ne boyuta geldiğini düşünün. Ermeni isyanlar arkadaşlar patlak veriyor. Dediğimiz gibi İngilizlerden yardım istedik. Bizden Kıbrıs istediler, verdik ama bize yardım etmediler. Böyle kala kaldık. Yeşilköy Ayastefanos Anlaşması Rusya ile yapılan anlaşma 93 Harbi'nden sonra imzalanan anlaşma geçersiz sayılıyor. Bir yerine Berlin Anlaşması imzalanıyor. Berlin Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılıyor. Romanya, Karadağ ve Sırbistan bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ve Bulgaristan üçe ayrılıyor arkadaşlar. Biraz önce ifade etmiştik ve bu dönemde ilk kez Ermeni sorunu görmüş olduğunuz gibi ortaya. Bu da 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi ve hemen sonrasında meydana gelen gelişmelerdi. Şimdi bu dönemde tabii 2. Mahmut dönemi ıslahatları var. Bu çok önemlidir. Aynı 3. Selim dönemi gibidir. Çok köklü ıslahatlar yapmıştır. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın yön Avrupa'yı gösteriyor. Burada redif yazısını görüyorsunuz. Biz peki 2. Mahmut'u nereden anlayacağız? Arkadaşlar iki dişli Mahmut'tan. Nereden anlıyoruz? İki dişli Mahmut. Bir tane öğrenciyi böyle Avrupa tarzı giyinmiş öğrenciyi bindirmişler Mahmut'a. Ve Mahmut Avrupa yönünde ilerliyor. Kafasında fez, bacağında pantolon, elinde gazete, gazetenin adı da Takvim-i Vekayi. İşte PTT, Posta Teşkilatı'nın kurulduğunu sembolize ediyor bu. Elinde daha bir tane mızıkayı mızıka çalıyor. Arkadaşlar bu tabi ilerliyor Mahmud'umuz. Sen misin Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocağı'na karşı gelen diyor. Bakın bu şu arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı o dönemki bütün yeniliklere karşı olduğu için aynı çarşı gibi. Her şeye karşı. Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocağı'na da karşı. Ve birçok şey de artık birikmiş. Bunun üzerine bakalım ne olacak? Bakın Mahmut kaldırdı arkadaşlar. Neyi kaldırdı? Yeniçeri Ocağı'nı ve divanı. Divan teşkilatını kaldırdı ve nazar boncuğu geldi gördünüz. Nazar boncuğundan nazırlık yani bakanlıklar kuruluyor. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına biz ısrarla kaybederiz. Bunun yerine arkadaşlar ne kurulmuştur? Bunun yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı altında Avrupa tarzında bir arkadaşlar ordu kurulmuş Yeniçeri ordusu yerine. Tabii 2. Mahmut
Avrupa tarzında birçok yenilik yaptı. İlk nüfus sayımını yaptı. İlk kez pasaport uygulamasını başlattı. Muhtarlık teşkilatını kurdu. Mallara haksız yere el koymak anlamına gelen müsaade sistemini kaldırdı ve karantina uygulamasını, hastalıklarda uygulanan karantina uygulamasını başlattı. Ağayanlar dediğimiz zengin toprak ağalarıyla da senedi ittifakı imzaladı. Şimdi ikinci aşamayla biraz daha derinleştireyim olayı arkadaşlar. Bakın buradaki redif yazısından şunu anlayacağız biz. Osmanlı Devleti'nin normalde en kalabalık askeri bölümünü tımarlı sipahiler oluşturuyordu. Fakat duraklama dönemiyle birlikte tımar sistemi bozulmaya başlayınca, vatandaşın üzerindeki vergi yükleri artmaya başlayınca üretim durma noktasına geldi. Bundan dolayı tımarlı sipahi yetişemedi. İkinci Mahmut da tımar sistemini, dolayısıyla tımarlı sipahileri kaldırdı. Yerine redif birlikleri denilen bir askeri birlik kurdu. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderildi okusun diye. İlk kez arkadaşlar devlet memurlarına fez takma zorunluluğu ve pantolon giyme zorunluluğu başlatıldı. Ve ilk devlet gazetesi olan, resmi gazete olan Takvim-i Vekayi adlı gazete çıkarıldı. Ve ilk posta teşkilatı PTT kuruldu 2. Mahmut zamanında. Ve aynı zamanda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin asırlardır bandosu olan mehter takımı kaldırılarak yerine Avrupa usul ve teknikleriyle günümüzdeki bandolardan Mızıkayı Humayun adı altında bir askeri bando kurduruldu. Yine bu dönemde askeri yenilik olarak Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocaklarını kurdu 2. Mahmut. Ve yaptığı en önemli yeniliklerden birisi yıllardır adeta kangrene dönüşen Yeniçeri sorununu kaldırarak çözdü. Biz tarihte Yeniçerilere kaldırılmasına vakai hayriye, yani hayırlı vaka deriz. Hatırlayın arkadaşlar, gerileme döneminde ne oluyor, ne vardı? Mesela duraklama döneminin sonlarında arkadaşlar vakai vakvakiye vardı. Çınar vakasıyla Yeniçeriler Osmanlı Devlet adamlarının çınar ağacını asmışlar. Bu da vakai hayriye, hayırlı olay. Yeniçerilerden kurtulduk anlamında. Yeniçeri ordusu yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı altında Avrupa usul ve teknikleriyle yeni bir ordu daha kuruldu. Divan-ı Humayun dediğimiz ta Orhan Bey zamanında kurulan Osmanlı Devleti'nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı divan teşkilatı kaldırıldı ve yerine bakın nazar boncuğundan nazırlıklar, yani bakanlıklar kuruldu. Günümüzdeki bakanlıklar gibi düşünün bunu, Avrupa tarzında. İlk kez nüfus sayımı yapıldı 1831 yılında. Pasaport uygulamasına geçildi. Arkadaşlar muhtarlık teşkilatı kuruldu. İkinci Mahmut müsaade sistemini kaldırdığını ilan etti ama uygulanmaya devam etti yine de. Ve ilk kez karantina uygulaması da hastalıklarda, bulaşıcı hastalıklarda uygulanmaya başlandı. O dönemin zengin toprak ağlarıyla da Senedi İttifak adı altında arkadaşlar bir ittifak sözleşmesi imzalandı. Bir daha bakalım ikinci Mahmut'a. Bakın tımar sistemini kaldırarak yerine redif birliklerini kurmuştu. Avrupa'ya ilk kez arkadaşlar öğrenci göndermişti. Tabii ilk öğretimde zorunlu hale getiriyor özellikle İstanbul'da. Arkadaşlar memurlara fes ve pantolon giyme zorunluluğu getiriyor. İlk devlet gazetesi olan resmi gazete Takvim-i Vekayi adı altında bir gazete çıkarıyor. İlk posta teşkilatını kuruyor Osmanlı'da. Ve Mehteren takımını kaldırarak Mızıkayı Humayun adı altında Avrupa usul ve teknikleriyle bir bando okulu, bando kuruyor. Arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak yerine yine Avrupa usul ve teknikleriyle Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli bir ordu kuruyor. Ve Yeniçerileri kaldırıyor. Yeniçerilerin kaldırılması olayına biz vakai hayriye deriz. Tabi burada divan teşkilatında kaldırıyor ve yerine bakanlık anlamına gelen nazırlıkları kuruyor. Yani eskiden Divan-ı Hümayun vardı. İşte kazasker, defterdar falan deniyordu ya. Şimdi Adalet Bakanı, Adalet Nazırı, işte Maliye Nazırı, İçişleri Nazırı gibi bakanlık teşkilatını kuruyor. İlk polis teşkilatını kurmuştur. İlk kez pasaport uygulamasına başlatmıştır. İlk muhtar teşkilatı, müsaade sisteminin kaldırılması ve ilk karantina uygulaması da 2. Mahmut dönemi gelişmelerindendir. Ve 1808 yılında Osmanlı Devleti o kadar zor duruma düşmüş ki arkadaşlar düşünün. Ülke içerisinde yaşayan zengin ağaları tanıyor devlet. Devlet zengin ağalara diyor ki senedi ittifak denilen belgeyle gel diyor ben seni tanıyayım. Sen de bana zor durumlarda asker gönder. Birbirimizi böyle karşılıklı idare edelim manasına gelen bir ittifak belgesi, senedi ittifak. Şunu da unutmayın, ilk kez bir Osmanlı padişahı kendi eliyle kendi haklarını arkadaşlar ne yapıyor? Senedi ittifakla paylaşıyor. Bakın bu neye benzer? 1215 yılında Avrupa tarihinde Magna Carta Libertatum adlı bir belge var. İngiliz kralı yurtsuz John oradaki soylulara ve halka çeşitli haklar dağıtıyor. Aynı onun gibi düşünün ve hukukun üstünlüğünü ilk kez işte tanıma yolunda ilerliyor. Bu manada mesela
Senedi İttifak Magna Carta'ya benzer. Bunu söyleyebiliriz. Ayanlarla Senedi İttifak belgesini imzalamıştır. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii bu 19. yüzyıl milliyetçilik isyanlarıyla uğraşmış olduğumuz bir dönem olduğu için bu 1800'lü yıllar arkadaşlar genelde milliyetçilik akımının etkilerini engellemeye yönelik çeşitli işler yapılmıştır. Fakat bu 2. Mahmut dönemi dönemin başıdır daha. Dönemin başı olduğundan dolayı henüz 1800'lü yılların başlarında milliyetçilik isyanları yoktu. Osmanlı'da bir milliyetçilik isyanları 1820'lerle başladı. Dolayısıyla Senedi İttifak belgesinin imzalanmasının azınlık isyanlarının engellenmesiyle hiçbir alakası yoktur. Çünkü bu Senedi İttifak bildiğiniz Osmanlı toplumundaki zengin ayanlarla, toprak ağalarıyla imzalanan bir sözleşmedir arkadaşlar. Bakın bu tip kritik noktalar önemli, biliyor musunuz? Bunları ileride göreceksiniz. Ve tabii yıllar ilerledi. Sultan Abdülmecit döneminde önce 1839'da ve daha sonra 1856'da birbirlerinin devamı niteliğinde olan iki ferman ilan edildi. Bunlardan birisi Tanzimat Fermanı, bir diğeri de arkadaşlar Islahat Fermanı'dır. Bir kere Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nın imzalanmasında dış etkilerin, Avrupalı devletlerin baskısı olduğunu görüyoruz. Islahat Fermanı'nda bu daha fazla. Tanzimat Fermanı ile dendi ki artık mahkemeler herkese açık olacak. Hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecek. Herkes gelirine göre vergi verecek. Herkes kanun önünde eşit olacak. Askerlik vatan anlayışı olacak ve artık gayrimüslimler de askere alınacak. Ve müsaadele dediğimiz devletin mallara, vatandaşın mallarına el koyma usulü kaldırılacak diye çeşitli maddeler eklendi. Bakın dikkat edelim arkadaşlar. Bunların tamamı gayrimüslim, yani azınlık olan, Hristiyan olan, Yahudi olan, Osmanlı'dan milliyetçilik akımının etkisiyle ayrılmak isteyen milletleri Osmanlı çatısında tutmak için yapılan işlerdir. Yani burada ne oluyor? Tanzimat Fermanı yayınlanıyor. Ve burada aslında gayrimüslimlerle Müslümanlar eşit hale getiriliyor. Fakat gayrimüslimler burada şu askerlik maddesini beğenmiyorlar. Çünkü arkadaşlar diyorlar ki biz Müslümanız, biz niye askere gidelim diyorlar, buna itiraz ediyorlar. 1856 yılında da iyice Avrupalıların baskısı artıyor. Arttığında Osmanlı mecburen onların baskısıyla Islahat Fermanı'nı yayınlamak durumda kalıyor. Artık azınlıklar istedikleri gibi kilise açabilecekler, kendilerine has hastaneler kurabilecekler, kendi okullarını açabilecekler, kendi bankalarını kurabilecekler, kendi meclislerini açabilecekler ve devlet memuru olabilecekler ki devlet memuru olmanın en önemli şartlarından biri Müslüman olmaktır, biliyorsunuz. Yine şuradaki askerlik maddesini beğenmedikleri için Tanzimat Fermanı'ndaki diyorlar ki, yani şöyle bir aykırılık var aslında. Osmanlı eşit vatandaşlık haklarını veriyor Tanzimat'ta. Fakat bunlar ayrıcalık istiyor. Eşitliği bile kabul etmiyorlar. Bedelli askerlik uygulamasıyla da gayrimüslimlere sadece belli bir küçük bir bedel karşılığında askerliği yapmıştır diye bir belge veriliyor arkadaşlar Islahat Fermanı'ndan sonra. Ve Osmanlı Devleti ilk defa Tanzimat döneminde ilk dış borcu almıştır. Sultan Abdülmecit döneminde. İngiltere'den almıştır, biliyorsunuz. Kırım Savaşı esnasında. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ve arkadaşlar ilk kağıt para kaime yine bu dönemde basılmıştı. Hani böyle dedelerimiz pazara gidince ya bu kaç kayma derler. Kaç kayma eder bu. Kayma işte o kaimeden geliyor. Ve yine bu dönemde demir para basılmış. Mecidiye adı altında arkadaşlar. Mecidiye diye Osmanlı'nın ilk demir parası da bu zaman basılmış. Osmanlı ekonomisinin ne hale geldiğini de ortaya koyuyor bu aslında. Osman Gazi bakır parayı bastı. Orhan Bey gümüş parayı bastı. Fatih Sultan Mehmet altın parayı basmıştı. Fakat kağıt paraya kadar arkadaşlar tabii dünyadaki gelişmelerle de Tanzimat döneminde gelmişiz. Bir daha bakalım arkadaşlar şöyle Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın ilanında Avrupalı ülkelerin baskısının olduğunu ifade ettik ama Islahat Fermanı'nda bu daha fazla. Tanzimat Fermanı'yla mahkemeler herkese açık olacak. Hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecek. Herkesin gelirine göre vergi alınacak. Herkes kanun önünde eşit olacak. Ve askerlik vatan görevi sayılacak. Müsaadele tamamen kaldırılacak diye maddeler vardı. Askerliğin vatan anlayışı olarak kabul edilmesi gayrimüslimleri rahatsız etti. 1856'da yine Abdülmecid'in son dönemlerinde Islahat Fermanı ile bu Tanzimat Fermanı'nda azınlıklara verilen haklar genişletildi. Kafalarına göre kilise, hastane, okul açabilecekler, banka kurabilecekler, meclisler açıp buralarda kendi sorunlarını tartışabilecekler, devlet memuru olabilecekler, bedelli askerlik uygulamasından yararlanacaklar gibi arkadaşlar birçok hak verildi ama bunların hiçbirisi azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmasını engelleyemedi. Osmanlı
çok hızlı bir şekilde uçurumun kenarına doğru arkadaşlar ilerlemeye devam etti. Ve ilk kağıt para biliyorsunuz o dönemde Kaim adı altında basıldı. İlk demir para da Mecidiye'ydi. Evet. Şimdi geldik 2. Abdülhamit döneminde 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesine. Meşrutiyet ne? Bir kere bunu algılamak lazım arkadaşlar. Şimdi Fransız İhtilali olmuş. Avrupa'da demokrasi hareketleri yaygınlaşmış. Tamam mı? Fransa'da ihtilal yapılmış, cumhuriyet kurulmuş. Milliyetçilik akımının etkisi Osmanlı gibi, Avusturya Macaristan gibi çok uluslu imparatorlukları parçalama noktasına getirmiş. Osmanlı Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiş olmamış, Islahat Fermanı'nı ilan etmiş olmamış, halka iyi davranmış olmamış ve artık demişler ki ta bu 2. Mahmut zamanında Avrupa'ya gönderilen tahsil görmek için, eğitim görmek için gönderilen öğrenciler var ya, bunlar Avrupa'yı gezip görmüşler. Demişler ki ya biz siyasi olarak bir yeniliğe gidilmesi lazım. Bunlar tabii kültürlü insanlar. Kendilerine Jön Türk diyorlar arkadaşlar bunlar. Aslında genç Osmanlı diyorlar. Avrupalılar, Fransızlar Jön Türk diyor bunlara. Genç Osmanlı demek bunlar. Bu genç insanlar İstanbul'a döndüklerinde sarayda bayağı bir etkilemişler insanları. Devlet adamlarını, çünkü oturmasını kalkmasını bilen Avrupa kültürüyle donatılmış insanlar bunlar. Bunlar tabii o dönemde Sultan Abdülaziz öldürülüyor. Sultan Abdülaziz'in suikastle öldürülmesinin ardından yerine arkadaşlar 5. Murat Han geçiyor. Sultan Abdülmecid'in oğludur 5. Murat. Fakat 3 ay bile duramadan arkadaşlar 3 aylık bir saltanatının ardından akıl sağlığı yerinde değil gerekçesiyle indiriliyor tahttan ve o dönemde ki en güçlü ada 2. Abdülhamit. Şöyle Türkler de diyor ki 2. Abdülhamit'e bak sen hani akıllı adamsın. Gel şu meşrutiyeti ilan et. Meşrutiyeti ilan edersen bu Balkan milletleri bizden ayrılmaz diyor. 2. Abdülhamit de arkadaşlar tamam diyor benim padişah olmama yardımcı olun. Çünkü sarayda güç kazandınız. Ben de söz diyor meşrutiyeti ilan edeceğim diyor arkadaşlar. Meşrutiyet demek arkadaşlar tek kişiye dayalı yönetim olan monarşi ile halka dayalı yönetim olan cumhuriyet arasında kalan bir ara yönetim sistemidir. Yani şöyle düşünün. Ülke yönetimini kral ya da padişah ile halkın seçimlerle seçmiş olduğu milletvekillerinin bulunduğu bir meclis paylaşır. Yani aslında monarşiden cumhuriyete geçişin bir aşamasıdır. Şu an dünyada bu sistemi İngiltere, İspanya gibi ülkelerde uyguluyor. Hala uyguluyor ama tabii bu ülkelerin kralları daha çok sembolik. Tabii bu dönemde Osmanlı bunu ilan ediyor. Bakalım azınlıklara da tabii burada verilmek istenen mesaj şu. Seçimler yapılacak ve herkes aldığı oy oranınca azınlıklar da dahil buna ülkenin meclisinde, meclis-i mebusanda arkadaşlar temsil edilecek. Böylece azınlıklar diyecek ki ya şu devlete baksana. Yani bizi devletin siyasetin merkezine aldılar ve bizi mecliste milletvekili yaptılar. Yani biz niye ayrılalım? Biz kendimizi Osmanlı gibi hissediyoruz demesini bekliyoruz ama tabii bunların hepsi hayal. Tabii genç Osmanlılar ve Jön Türklerin de etkisiyle arkadaşlar Osmanlı tarihinde 2. Abdülhamit meşrutiyeti ilan etti. Meşrutiyet dediğim gibi kralın yanında, padişahın yanında halk meclisinde bulunmuş olduğu bir yönetim tarzıydı. Bir de 2. Abdülhamit Han zaman özür dilerim. 2. Mahmut zamanından beri biliyorsunuz Senedi İttifak'la Osmanlı'nın yasal olarak tanıdığı, Senedi İttifak'la tanıdığı ayanlara da bir meclis kuruldu. Bu meclise de işte zengin toprak ağaları gelecekler. Meclis mebusanla birlikte yasama faaliyetlerini yürüteceklerdi. Ve o dönemin ilk anayasası olan Kanuni Esası, Türk tarihinin ilk yazılı anayasasıdır. Bu Mithat Paşa'ya... Arkadaşlar gürültüleri duydunuz mu? Duyduk hocam. Tamam. Şimdi burada tabii burada mecliste tartışmalar başlıyor. Yani seçimler yapılıyor. Tartışmalar başlıyor. Şundan dolayı iyiye gitmeyecek. Bizim Müslüman millet hacı hoca nerede siyasetten anlamayan milletvekili var onları göndermiş meclise. Çoğunlukla ama Müslümanlar. Azınlık milletvekilleri de nerede genç siyasetten anlayan adam varsa onu göndermiş ve bu azınlık milletvekilleri Müslüman milletvekillerini bastırıyor. İkinci Abdülhamit tehlikeyi sezdi ve 93 Harbi biraz önce işlediğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek arkadaşlar meşrutiyeti süresiz olarak kaldırdı. Kanuni esasi askıya aldı ve yeniden eskiden olduğu gibi monarşik düzene döndü. Tek kişi yönetimine döndü. İşte biz tarihte 1878 ile 1908 yılları arasında geçen o 30 yıllık döneme, 2. Abdülhamit'in ülkeyi tek başına yönettiği o döneme istibdat dönemi deriz. Pat pat pat
istibdat. Tek başına ülke yönetimini ele alıyor. Şöyle bir daha bakalım. Arkadaşlar birinci meşrutiyet de Ayan ve Mebusan meclislerin açıldığını söylemiştik. Birinci meşrutiyetin ilanında genç Osmanlılar yani Jön Türkler gerçekten çok etkili oluyorlar. Kanuni Esası adıyla ilk anayasa çıkarılıyor. Yani anayasal düzene geçiliyor. İkinci Abdülhamit 93 harbini bahane ederek birinci meşrutiyet yönetimine son veriyor. Ve ülkeyi istibdat yönetimiyle idare etmeye başlıyor arkadaşlar. Tabi 30 sene sonra ikinci Abdülhamit zayıflıyor. Tabi bu süreçte şunlar oluyor. Birinci meşrutiyet kaldırıldıktan sonra birinci meşrutiyeti ilan ettiren grup olan Jön Türkler Avrupa'ya sürgüne gönderiliyor. Siz biraz daha oralarda gezin dolaşın biraz daha bir şeyler öğrenin diye. Aslında sürgün ediliyorlar. Çünkü 2. Abdülhamit rahat çalıştırmazlardı gönderilmesine. Tabi bu adamların bazıları orada ölüyor. Bazıları öğrenci yetiştiriyor. Kendi öğrencilerini yetiştiriyorlar ve bu yeni insanlar geliyorlar ve arkadaşlar Osmanlı toplumunda İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında örgütleniyorlar. Teşkilatlanıyorlar. Jön Türkler yani. Tabi burada 2. Meşrutiyet öncesinde İngiltere ve Rusya bakın Revani tatlısını görüyorsunuz. Revani tatlısı yiyorlar beraber. Yani Reval görüşmeleri yapılıyor. Ve Reval görüşmelerinde arkadaşlar İngiltere boğazlar konusunda Rusya'yı serbest bırakıyor. Çok ilginç yani. Osmanlı'yı koruma politikasından vazgeçiyor. Ve aralarında Osmanlı'yı paylaşıyorlar. Paylaşma planları yapıyorlar. Çünkü petrolün önemi öne çıkıyor. O dönemde ortaya çıkıyor. Ve petrolü elde etmek için İngiltere Rusya'nın düşünün sıcak denizlere inmesine göz yumuyor yani. Ve bu dönemde baskılara dayanamayan 2. Abdülhamit İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de baskısıyla 2. Meşrutiyeti yeniden ilan ediyor. Peki ve o dönemde arkadaşlar çok karışıklıklar yaşanıyor. İnanılmaz karışıklıklar yaşanıyor ve orada çok ciddi İlk siyasi partilerin kurulduğunu gösterir ve bu döneme isyan eden 2. Meşrutiyet'in kurulmasına isyan eden 2. Abdülhamit taraftarları tarihe 31 Mart olayı olarak düşen arkadaşlar isyanı çıkarıyorlar ve Mustafa Kemal'in de içinde bulunmuş olduğu arkadaşlar hareket ordusu Mahmut Şevket Paşa önderliğinde geliyor ve bu isyanı bastırarak meşrutiyet yönetimini koruma altına alıyor. Şimdi biraz daha detaylandıralım meşrutiyeti. Arkadaşlar 2. meşrutiyette tabii İngiltere ve Rusya Reval görüşmelerinde Osmanlı'nın topraklarını paylaşmayı gündeme getirmişlerdi. Ve bu görüşmelerde Rusya boğazlar konusunda ve Balkanlarda serbest bırakıldı İngiltere tarafından. Bu durum Osmanlı'nın elini zayıflattı. Ve 2. meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terakki Cemiyeti etkili oldu. 2. Abdülhamit iyi bunaltıldı. Siyasi bir karmaşa yaşandığı için bakın burada BBG demiştik. Kod var burada. Birçok Balkan toprağını kaybediyoruz. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor. Bosna Hersek, Avusturya, Macaristan tarafından işgal ediliyor ve Girit'te Yunanistan'a katılma kararı alıyor. Yani siyasi bir kriz var. Tabii bu dönemde siyasi partilerin kurulmasına da izin veriliyor ve Türk tarihinde ilk kez çok partili hayata 2. Meşrutiyet döneminde geçiriyor. Fakat meşrutiyeti benimseyemeyen 2. Abdülhamit taraftarları, istibdat taraftarları tarihe 31 Mart olayı olarak geçen isyanı çıkarıyorlar. Ama bu isyanda Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu ve Selanik'ten yola çıkan hareket ordusu tarafından arkadaşlar bastırılıyor ve meşrutiyet yönetimi düzen alıyor. 2. Abdülhamit de bu isyana destek verdiği gerekçesiyle 31 Mart olayına arkadaşlar İttihat Terakki'nin baskılarıyla tahttan indiriliyor. Yerine de 5. Mehmet Reşat arkadaşlar tahta geçiriliyor. Böyle bir dönem yaşanıyor. Tabi o sıralarda hiç durdurak bilmeyen olaylar gerçekleşiyor. 1900 arkadaşlar 11 yılına gelindiğinde bizim Kuzey Afrika'da bir tane toprağımız kalmış. Zaten Mısır İngilizler işgal etmiş. Bir tane Trablusgarp kalmış. Cezayir'i de Fransızlar işgal etmiş. Arada Libya. Günümüzde Libya var ya Trablusgarp. Burası bu sefer kim tarafından işgal edilecek? İtalya tarafından bakın Trablusgarp. Trabzonlu garip Trablusgarp. İşgal ediliyor Kuzey Afrika'da. Bakın 12 adaları görüyorsunuz. Bu sırada arkadaşlar İngiltere eline almış Mısır'ı Mustafa Kemal gelecek. Bunlarla mücadele edecek. Fakat arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'nın çıkma tehdidi başlayınca üşüyorum diyecek Osmanlı. Ve arkadaşlar Trablusgarp yani son Afrika'daki son toprağımızda kaybolacak. Şimdi konuyu açıyorum Trablusgarp Savaşı'nı. Şimdi Trablusgarp dediğim gibi Kuzey Afrika'da Akdeniz'in kenarında Mısır'ın yanında. Yani siz
Mısır'ın yanında Mısır'dan batıya doğru gittikçe, Mısır'dan haritayı önünüze aldınız. Mısır'dan arkadaşlar sol tarafa doğru gittikçe Trablusgarp'ı görüyorsunuz. Kuzey Afrika'nın ortasında yer alıyor ve Osmanlı'nın son toprağı Kuzey Afrika'daki. İtalya siyasi birliğini o dönemde geç tamamlamış Almanya ile birlikte. İngiltere, Fransa, Rusya eğer sömürüyorsa ben de sömürgecilik faaliyetlerine başlarım deyip Akdeniz üzerinden Trablusgarp'a saldırıyor. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a müdahale edecek askeri gücü yok. Nasıl yok? Bakın bunun da mantığını söylüyor. Birincisi İtalya ham maddeye pazar arayışı nedeniyle Trablusgarp işgal etti dedik. Bakın Mısır İngiltere'nin elinde. Mısır İngiltere'nin elinde. Yani siz karayoluyla sadece Mısır üzerinden geçebilirsiniz Trablusgarp'ı. Yoksa geçemiyorsunuz. Peki orada İngiltere varken bizi geçirir mi İngiltere Mısır'da? Geçirmez. Ve ne yapıyor? Osmanlı Mısır'da orada delip geçemeyeceği için, bunu bildiği için oraya hiç müdahale bile edemiyor. Deniz yoluyla saldırsa deniz yoluyla da saldıramaz. Çünkü daha önce hatırlayın Çeşme'de, Navarin'de, Sinop'ta Osmanlı donanmaları yakılmış. Osmanlı'nın gemi yoluyla, deniz yoluyla Akdeniz'den Trablusgarp'a müdahale edecek gücü yok. Osmanlı da Enver Paşa gibi, Gazi Mustafa Kemal gibi arkadaşlar önemli subayları, gönüllü subayları kılık değiştirerek Trablusgarp'a gönderiyor. Buradaki halk Müslüman zaten ve buradaki halkı teşkilatlandırıyorlar bunlar. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi önemli insanlar mücadeleler yapılıyor. Ve İtalya diyor ki tam o sırada Balkan Savaşları patlak vermek üzere İtalya diyor ki eğer diyor bana Trablusgarp'ı bırakmazsan burada Derne'de, Tobruk'ta, Bingazi'de ciddi yenilgiye uğramış İtalya. Bana diyor Trablusgarp vermezsen 12 adaları işgal ederim diyor. Ve sen diyor Balkan savaşlarıyla uğraşırken ben gelir Trablusgarp yine alırım diyor senden diyor. Osmanlı Devleti de Balkan savaşlarının çıkma tehdidi mukabilinde mecbur kalıyor. Ve arkadaşlar tabi Uşi Antlaşması'yla Osmanlı ile İtalya arasında imzalanan Uşi Antlaşması'yla Kuzey Afrika'daki son toprağımız olan Trablusgarp İtalya'ya bırakılıyor arkadaşlar. Ve böylece Osmanlı'nın Trablusgarp olan bağlantıları kesiliyor. İtalya'ya Balkan Savaşları esnasında koruması için geçici olarak 12 adaları veriyoruz. Bir daha da İtalya bize bu adaları ne yapmayacak? Geri vermeyecek. Çünkü biz güçsüz bir pozisyondayız. Bu tabi Trablusgarp Savaşı Gazi Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı olarak tarihe geçmiştir. Ve arkadaşlar binbaşı rütbesine yükseltilmiştir. Kurmay yüzbaşı olan rütbesi Gazi Mustafa Kemal'in binbaşı rütbesine terfi ettirilmiştir. Hemen ardından daha bir yıl bile geçmeden Balkan Savaşları patlak veriyor. Bakın Balkan Savaşları'nı biz birinci balkon ve ikinci balkon olarak ifade ediyoruz. Şimdi burası birinci balkon. Bakın Yunanistan var, işte Sırbistan var, işte Yunanistan var, Bulgaristan var. Ondan sonra Sırbistan ve Karadağ var. Bu Balkan milletleri Osmanlı'yı aralarına almışlar. Ve arkadaşlar saldırıyorlar birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı tepe takla. Tabi burada bakın bir tane ihtiyar geldi. İhtiyar geldi. Londra Anlaşması da imzalanmış. Londra Anlaşması ile Birinci Balkan Savaşı sonrasında kaybettiğimiz yerler. Telsin dediğimiz ta Fatih döneminde alınan Ege Adaları. Batı Trakya, Makedonya ve en son Arnavutluk arkadaşlar. Arnavutluk bile Osmanlı'dan ayrılmış. Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı'dan ayrılan son Balkan milleti Arnavutluk'tur. Ve Londra Anlaşması ile buralar elimizden gidiyor. Tabii bu başarısızlığı, siyasi başarısızlığı bu ihtiyar ter atıyor bakın. Yani İttihat Terakki Baba Ali baskınıyla, buna biz Baba Ali de diyoruz bu adama. Baba Ali baskınıyla, hükümet darbesiyle arkadaşlar Osmanlı hükümetini deviriyor. Padişah kalıyor ama hükümet devriliyor. Ve arkadaşlar bundan sonra Osmanlı yönetiminde biz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkilerini göreceğiz. İkinci perdeye baktığımızda bakın ikinci perdede işler değişiyor. Osmanlı birincisinde çok ciddi topraklar kaybetti. Yani şöyle düşünün. Midye-Enes hattı dediğimiz İstanbul'a kadar olan toprakları bile kaybetti. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi toprakları Bulgaristan işgal etmiş. Tabi bunlar bu şekilde olunca Bulgaristan'la bunlar tabi Londra Anlaşması'ndan sonra bizim kaybettiğimiz topraklar aralarında bu devletler paylaşıyorlar. Fakat bu paylaşımda şöyle bir sıkıntı meydana geliyor. Bulgaristan bunlar arasında biraz daha güçlü bir devlet. Toprakların çoğunu kendisine alıyor. Diğer toprakları siz üçünüz paylaşın diyor. Bu duruma diğer devletler rahatsız oluyorlar ve itiraz ediyorlar. Bakın Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ve Birinci Balkan Savaşı'nda olmayan Romanya
Bulgaristan'a karşı birlik olup 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a saldırıyorlar. Ve Bulgaristan yeniliyor ve Bulgurları dağıtıyor. Gördünüz mü? Bulgaristan bunların arasında kalarak Bulgurları dağıtıyor. Osmanlı da Bulgaristan'ın düştüğü bu kötü durumdan yararlanarak daha önce 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiği Midye-Enes hattının batısında bulunan ve şu an Türkiye sınırlarında yer alan Edirne, Kırklareli topraklarını Bulgaristan'dan geri alıyor. Ve Atina ve İstanbul anlaşmalarıyla Balkanlarda kalan azınlıkları da güvence altına aldığını, yani azınlık dediği Müslümanlar arkadaşlar. Düşünün, Türkler, Müslümanlar Balkanlarda azınlık konumuna düşmüş. Böyle bir durum söz konusu. Birinci Balkan Savaşı o zaman Osmanlı'ya karşı yapılmıştır. Osmanlı çok ciddi bir toprak kaybına uğramış ve savaştan sonra Babali baskınıyla, yani hükümet darbesiyle arkadaşlar bu topraklar bu devletler arasında paylaşılmış. Ardından İkinci Balkan Savaşı Osmanlı'ya karşı değil. Bakın bunu özellikle vurguluyorum. Osmanlı Savaşı'nın kenarında bu Bulgaristan'a karşı yapılıyor. Daha fazla toprak aldığı için Birinci Balkan Savaşı'nda. Ve arkadaşlar Romanya'da dahil oluyor bunlar arasına ve bunlar Bulgaristan'ı yeniyorlar. Ve nihayetinde Bulgaristan'ın bu zor durumdan yararlanan Osmanlı da daha önce kaybettiği Edirne ve Kırklareli topraklarını arkadaşlar geri kazanıyor. İstanbul Vatin Anlaşmaları'yla da Balkanlar'da yer alan Müslüman ve Türk milletinin azınlık haklarını güvence altına aldığını söylüyor Osmanlı. Evet, bu da Balkan Savaşları ile ilgili söyleyebileceğimiz durumuz. Şimdi geldik arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'na. Şimdi Birinci Dünya Savaşı ile ilgili konulara hemen başlayalım çünkü daha biraz vaktimiz var. Birinci Dünya Savaşı'nı bitirelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra konuları zaten yarın devam ederiz. En son dersimizde de zaten arkadaşlar bugün ne yapacağız? Baştan sona hızlı bir tekrar yapacağız. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na başlayalım. Birinci Dünya Savaşı süreci geldiğinde bakalım durum neymiş? Bakın o dönemde bloklaşmalar var. İtilaf devletlerinin başını İngiltere çekiyor. İttifak devletlerinin başını Almanya çekiyor. Alman panzerini görüyorsunuz. Alsas-Lorraine kömür havzası sorunu var. Kimle kim arasında? Fransa ile Almanya arasında. Burası çok önemli bir taş kömürü havzası. Tabii o sıralarda Almanya arkadaşlar Fransa'ya ait Alsas-Lorraine ele geçirmiş. Fransa'da bir ihtilal çıkmış. Buna biz Fransız ihtilali diyoruz. Fransız ihtilalinin etkileri milliyetçilik akımıdır. Milliyetçilik akımı yayılmaya başlamış. Ve panislavizm politikasıyla Rusya, bakın, Balkan milletlerini arkasına almış. Diyor ki ta Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara kadar, Ege Denizi'ne kadar olan toprakları ben Rusya adı altında bu Balkan milletlerini toparlayacağım. Bu politikaya da biz panislavizm deriz. Pan, birleştirmek demektir. Slav, Slav milletleri. Yani Balkan milletleri ve Rusya. Bunlar arkadaşlar tek bir çatı altında birleştirme politikasına biz panislavizm diyoruz. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birisi. Ve tabi ardından bloklaşmalar iyice kuvvetleniyor. Savaşın başlarında İngiltere, Fransa ve Rusya bir araya geliyor. Almanya, bakın Avcı'dan Avusturya, Macaristan, Çizme'den de İtalya arkadaşlar yan yana. Fakat savaşın arkadaşlar başlarında İtalya taraf değiştiriyor. Neden? Çünkü İngiltere İzmir'i gösteriyor İtalya'ya. İtalya Akdeniz'de güçlü olmak istiyor ya. Eğer diyor benim yanımda savaşa gelirsen ben sana İzmir'i veririm diyor. Ve arkadaşlar bakın Avusturya Macaristan veliaht tarafından öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Şimdi biz bunları genel ve özel nedenler olarak sınıflandıralım bir de. Genel nedenler bütün herkesi ilgilendiren nedenlerdir. Özel nedenler ise arkadaşlar iki ülke arasında olan problemlerdir. Şimdi genel nedenlere baktığımızda birincisi devletler arası bloklaşma, sanayi inkılabının etkisiyle ham madde arayışı, pazar rekabeti ve sömürgecilik yarışı. Bu herkesi ilgilendiriyor. Yine baktığımızda arkadaşlar Almanya ile Fransa arasında kalan Alsas-Lorraine bölgesi iki ülkeyi ilgilendirdiği için, Almanya burayı işgal ettiği için özel bir neden. Yine Fransa'da ihtilal çıktı. Milliyetçilik akımının etkisi yine genel bir neden. Bütün ülkeleri etkiliyor. Ve arkadaşlar Rusya'nın panislavizm politikası doğrultusunda gerek Balkanları ele geçirmek, gerekse Ege Denizi'ne ulaşıp sıcak denizlere inme politikası da bir özel neden olarak Rusya'yı ilgilendirdiği için bir özel neden olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve savaş başında dediğimiz gibi İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, İttifak Devletleri ise değerli arkadaşlar Almanya, Avusturya, Macaristan ve Rusya şeklinde özür dilerim. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya şeklinde bakın ne oluyor? Konuşlanıyor. İtalya taraf değiştiriyor çünkü İzmir vaat edildi İtalya'ya. Bunu söylemiştik. Ve Avusturya, Macaristan veliahtının
bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Evet, bunları ifade etmiştik zaten. Şöyle ben bunları tablo haline bir göstereyim. Savaşın genel nedenleri sanayi inkılabının yaydığı hammadde arayışı, pazar rekabeti ve sömürgecilik yarışı. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı, devletler arası silahlanma yarışı ve bloklaşma. Savaşın özel nedenleri ise iki devleti veya bir devleti ilgilendiren sebeplerdir. İngiltere ile Almanya arasındaki sömürgecilik rekabeti, Fransa ile Almanya arasındaki Alsasya'nın kömür havzası sorunu ve Rusya'nın arkadaşlar Balkan hakimiyeti için panislavizm politikasını uygulaması ve nihayetinde savaşı başlatan olay da Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi olmuştur. Tabi burada arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin durumundan bahsedeceğiz. Ben hani cepheleri bir sonraki ders bakarız ama savaş başında şu 3 dakikada ben neler oldu ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti aslında savaşa girmekten yana değil, ilk etapta tarafsızlığını ilan ediyor. Fakat bakıyor ki dünyadaki dengeler çok değişecek. Ben diyor gideyim İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya yaklaşayım. Onlar güçlü devletler. Ben bunlarla diyor kanki oluyor. İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya temsilci gönderiyor. Fakat bu devletler Osmanlı Devleti'nin kendi yanlarında savaşa girmesini istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Çünkü adamlar savaş öncesinde zaten Osmanlı topraklarını paylaşmışlar. Paylaştıkları için adamlar hayır diyorlar. Biz bunu böyle bir şey zaten kesinlikle ne yapmayız? Kabul etmeyiz diyorlar ve Osmanlı mecburen İttihat Terakki'nin de Alman hayranlığı göstermesi üzerine Birinci Dünya Savaşı'nda değerli arkadaşlar Almanya'ya yaklaşmak zorunda kalıyor. Ve Enver Paşa tabi Alman hayranı diyor ki ya Almanya yeni hani siyasi birliğini tamamladı ama güçlü bir devlet diyor. Biz diyor işte Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında pozisyon alalım diyor ve olaylar bu şekilde cereyan ediyor arkadaşlar ve Birinci Dünya Savaşı'nda cepheler bu şekilde Osmanlı katılımıyla başlıyor. Buraya kadar olan bölümden aklınıza takılan bir şey var mı sormak istediğiniz şu son 2 dakikada?